Evet. 95. Türkiye'de her yıl 2000'e aşkın insan organ bağışı beklerken hayatını kaybediyor. Hali hazırda 20 binden fazla kişi hayata tutunabilmek için umutla organ bağışı bekliyor. 3 ile 9 Kasım arası organ bağış haftası. Organ ve doku bağışının arttırılması binlerce kişinin sağlığına kavuşması için büyük önem taşıyor. Her senede kaybettiğimiz 2000'e yakın insan organ beklerken hayatını kaybediyor. Türkiye organ naklinde dünya çapında çok ön sıralarda. Ancak yine de yeterli değil. Bu konuda daha çok bilinçlendirme yapılması şart. Bunun içinde gönüllü olanlarımız var. Ve biz amacımız, bugünkü bu etkinliğin amacı da toplumda bu duyarlılığı yaratmak, bu farkındalığı yaratmak. Organ bağışını özendirmek istiyoruz. Yani yaşam ellerimizde, ellerinizde. Çok da gurur verici bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlık namına yapılan bir şeyde fazla da böyle böbürlenmeye de gerekmiyor. Sonuçta insanlık için yapıyoruz bunu. Hepimizin ihtiyacı olabilir. Mesela bu öğrenciler organ bağışının önemine dikkat çekmek için üniversitelerinde bir kulüp kurmuş. Adı Kanope. Peki Kanope ne anlama geliyor? Kanope eski zamanlarda organların saklandığı bir kap. Ve bundan dolayı biz de hani organ bağışı için insanların farkındalığı ve bilinçliği artırmak istediğimiz için kulübünün adının Kanope olmasını istedik. Organ vermek geleceğe hayat vermek demektir. Organ bağışı haftası kapsamında kurulan bu standlarda çalışan onlarca gönüllü var. Mesut Karaali de onlardan biri. Hikayesi organ bağışlamak isteyenler için iyi bir örnek. Bundan yaklaşık 10 sene öncesinde annemin böbreklerinin ikisinin de yetmediğini öğrendik. Ya ülkemizde organ bağışının desteklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yaşamak için umudu olan insanların umudu gittikçe daralıyor. Stand Kadıköy'de hemen Rıhtım'da. Duyarlı vatandaşlar imza atmadan geçmiyor. Siz de organ bağışlayarak umutların yeşermesine yardımcı olmak istemez misiniz? Çürüyeceğine toprak altında bir insanların duasını almak çok güzel bir şey. Mutluyum yani, tabii.